kapasite sınırına ulaştığı yatırım kaynak arıyor. Merkez Bankası'nın faiz düşürmesine karşın finansman maliyetlerinde artış eğilimi sürüyor ve birçok sektörde yatırım kararları beklemeye alındı. İhracatta yaşanan artışın da etkisiyle sanayide kapasite kullanımı %80'lere ulaşırken ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyacı finansman maliyetlerine takıldı. Döviz kurlarındaki hızlı yükselişle birlikte artan belirsizlik de yatırım iştahını olumsuz etkiliyor. Konuyla ilgili dünyaya değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, ihracattaki artışın devamı için rekabetçi kurun yanı sıra başka faktörlerin de devreye girmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Sanayici ve ihracatçılar bu kapsamda kapasite yatırımlarıyla uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman olanaklarının sağlanması gereğine vurgu yapıyor. Mesela Yavuz Eloğlu plastik kimya sektöründe kapasiteler sınırlı ancak kimse yatırım havasında değil diyor. Şeref Hayat hazır giyim sektöründen kredi faizlerinin politika faiziyle ilgisi yok diyor. Adnan Dalga Kıran makine sektöründen bir senelik krediyle yatırım yapılmaz bekliyoruz diyor. Metal sektöründen Tahsin Öztiryaki'de ilave kapasite ihtiyacı var. Yatırımda finansmana erişimden geçiyor ifadesini kullanmış. Tedarik kayması ek yatırım gerektiriyor. Meclis Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin ihracatta yakaladığı artışı sürdürebilmesi için ilave yatırımların büyük önem taşıdığına işaret etti. ABD ve Avrupa'nın uzak doğudan tedarikinin bir bölümünün Türkiye'ye kaymasının yatırım ihtiyacını artırdığına dikkat çeken Altunyaldız, bu yatırımları çok hızlı bir şekilde hayata geçirmek durumundayız. İhracatın finansmanı ve sigorta sistemine desteklerin sürdürülmesinde de kararlıyız ifadesini kullandı.